Burada Barış Bey ile bağlantı da sağlandı. Özür dileriz, çok beklettik sizi Barış Bey. Özlem Hanım'ı da dinledik, metni de duyduk. Özlem Hanım'ın tercümesi de geldi. Şimdi tüm bu gelişmeler doğrultusunda sizin yorumunuz nedir ve önümüzde piyasalar itibariyle bizi nasıl günler bekliyor? Şimdi ben de bu arada hızlıca metni okuma fırsatı yakaladım ve şu anda hani gördüğüm şekilde hani yorumlayacak olursam da yani burada aslında bir önceki toplantı metniyle biraz kıyaslıyorum. Özellikle faiz kararının verildiğine dair açıklama metninin o ilgili paragrafında yani bir önceki metinde bu metnine göre biraz farklılık var. Açıkçası şöyle söylemek lazım. Bir önceki toplantı metnine göre biraz daha şahin tonum. Yani aslında biraz daha faizlerle ilgili yüksek seviyenin devam edeceğine yönelik, işte gerektiği takdirde faiz artırımı yapılabileceğine yönelik biraz daha belirgin ifadelerin yer bulduğunu gördüm. Çünkü mesela bir önceki toplantıda gerektiği müddetçe bu yüksek seviyeler devam ettirilecek denirken bu metinde enflasyonda ana eğilimde belirgin ve kalıcı düşüş sağlanana kadar ve özellikle şu metinde bu da eklenmiş. Enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sürdürülecek denmiş. Şu andaki tahmin aralığı da %36-%40 civarında dolaşıyor yıl sonu için baktığımızda. Bu da bize gösteriyor ki yani bu yıl içerisinde bir faiz indirimi olasılığı oluşur mu, meydana gelir mi derken açıkçası bu toplantı metninden aslında biraz daha işte demin bahsettiğim gibi şahin tonu biraz daha aslında baskın kaldığı bir tarafa doğru evrildiğini biraz hissettim ben. Yani sanki bu enflasyondaki özellikle Mayıs ayından sonra yaşanacak düşüşe bakılarak aslında ne ölçüde buraya yakın sanacak, bu beklenene kadar yani bu aralığa ulaşana kadar sanıyorum ki yüksek faiz ortamında devam edeceğiz. Bir diğer aslında fark et yani izlenimim olan konu da aslında şu oldu. Enflasyon görünüm üzerinde belirgin ve kalıcı riskler oluşması durumunda gerekli işte parasal sıkılık gözden geçirilecektir denmişti 25 Ocak toplantısında. O gözden geçirilecektir ifadesi biraz daha belirginleştirilmiş. Para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır ifadesi kullanılmış bu sefer. Aslında bu da aslında bir önceki metinde gelecek döneme ilişkin faiz artırımı ile ilgili bir karar alınmasına ilişkin aslında tam bir belirgin durumu ortaya koymamaktaydı. Bunun bir miktar daha aslında faiz artırımı gerektiği takdirde yapılabilir şeklinde biraz daha ben biraz algılamış oldum bu metindeki ifade değişikliğine bakılırsa. Yani sonuç olarak esas anlamda burası biraz daha o paragraf şu an önümüzdeki dönemdeki niyeti biraz daha ortaya koymuş gibi gözüküyor. Yani enflasyonda mesela Ocak ayındaki enflasyon gelişmelerinden bahsedilmiş üst paragrafta ve gelişmelere bakıldığında aslında enflasyona yönelik işte hizmet fiyatlarındaki katılık denmiş, jeopolitik riskler denmiş, gıda fiyatları, enflasyonist baskıları şu anda canlı tutmaktadır ifadesi kullanılmış. Bundan tabii etkilerini izleyecek olan bir Merkez Bankası aksiyonu önümüzdeki günlerde gelecek gibi gözüküyor. O yüzden de ben bu toplantı metninden biraz daha yüksek faiz ortamının daha uzun süre devam edeceği, faiz indirimi ile ilgili pek beklentinin şu görüntü oluşmadığını, gerektiği takdirde para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır ifadesinden de çıkardığımız anlam burada. Yani gerektiği takdirde bir faiz artırım hamlesine girişilebileceği şeklinde biraz yorumladım. Bir sonraki paragrafa baktığımızda da aslında orada bir önceki toplantı metninde benzer ifadeler yine kullanılmış. Burada özellikle kredi büyümesi ifadesi kullanılmış. Mevduat faizinde öngörülenin dışında eğer bir gelişme olursa parasal aktarım mekanizması da desteklenecektir ifadesi eklenmiş gözüküyor. Aynı zamanda parasal sıkılığı da desteklemek adına aslında şimdi faizleri sabit bıraktık. Enflasyondaki yükseliş büyük ihtimalle Mayıs ayına kadar devam edecek. Bu parasal sıkılığı da bu enflasyonist ortamda sürdürebilmek için, destekleyebilmek için de likit de geçmeni yakından takip ederek sterilize araçlarını etkin şekilde kullanacağım ifadesini kullanmış. Bu bir önceki metinde de vardı, 25 Ocak metninde de. Yani burada aslında miktarsal sıkılaştırma adımlarının devam edeceğini, likit de yönetiminin de canlı bir şekilde enflasyon beklentileri dahilinde sürdürüleceğini açısı buradan yorumlayabiliriz gibi açısı yorumladım ben ilk bakışta. Evet. Tabii herkes yine de şunu sorar. Bu fiyatlarla ne zaman makul seviyelerde baş başa kalacağız? Daha ne kadar bu konut kiraları artabilir? Bütün bunların da bazı yanıtları olması gerekir. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani bu aslında tamamen aslında enflasyon beklentileriyle alakalı bir durum. Yani ilk etapta bunu söyleyebiliriz.
Enflasyon beklentileri yönetme konusunda şimdiye kadar ortaya konan ciddi çabalar da var. İşte hem en son enflasyon raporunda olsun, Sayın Fatih Karahan açıklamaları olsun ki başarılı bir sunum gerçekleştirdiğini düşünüyorum. Sayın Cevdet Akçay'ın açıklamaları da olsun aslında bakıldığında. Aslında Merkez Bankası'nın para politikası üzerinden özellikle kısa vadede enflasyonun gidişatını tersine çevirmek, dezenflasyon süreci sağlayabilmek adına ciddi manada şu anda çalışmalar yürüttüğünü gözlüyoruz. Bunları da aslında önemli açıklamalarla ve öngörülebilirliği arttırabilmek adına da ciddi manada da ortaya koyduklarını düşünüyorum ben. O yüzden bugünkü toplantı metninde bu açıdan biraz daha aslında önemsedim. Aslında az önce açıkladıklarım kapsamında. Enflasyonla mücadele etmek için ne gerekiyorsa yapılacağına dair ifadeler hala devam ediyor. Bence bu çok önemli. Enflasyon beklentileri yönetmek adına da bu oldukça önemli. Ve gerektiği takdirde para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır ifadesi de aslında dezenflasyon sürecinin sağlanması açısından bence oldukça önemli açıklamalar. Bunların hepsi geleceğe yönelik geçmişten gelen fiyatlama davranışlarını düzeltmek adına bizi olumlu etkileme potansiyeline sahip gelişmeler. Tabii geçmişten gelen fiyatlama davranışlarını kırmak çok kolay olmuyor maalesef. Bir katılık oluyor. Toplantı metninde de mesela yer bulmuş hizmet fiyatlarındaki katılık ifadesi. Bu aslında gelecek dönemde dezenflasyon sürecinin başlamasından sonra Merkez Bankamızın ileriye dönük yönlendirmesiyle de ilgili olacaktır. Bunları başarabilirsek enflasyon beklentileriyle uyumlu olarak fiyatlama davranışlarının daha alt kademelere yansımalarında yavaşladığını görmeye başlayacağız. Bu aslında Türk lirasına olan güvenin artışıyla da olacak bir gelişme. Ne kadar güven unsurunu yaratabilirsek, bunu ne kadar başarabilirsek, Türk lirasına olan güven arttıkça da bu fiyatlama davranışlarının artış hızlarının da tekrardan yavaşlamaya başladığını görme imkanına sahip olacağız diye düşünüyorum. Bu konuda da Merkez Bankamız bence iyi bir yolda gidiyor diye de tahmin ediyorum, yorumluyorum. Barış Bey, eklemek istediğiniz bir nokta var mı? Bitiriyoruz. Yok yani dediğim gibi ben de Mayıs ayı itibariyle aslında baz etkisinin devreye girmesiyle enflasyonun aşağı doğru inmesi beklentisinin hakim olduğunu söyleyeyim. Yani Merkez Bankası izlemeye devam edecek ve bence işte o öngörülen yakınsa istenen yere kadar da faiz politikasında şu anda bir değişiklik yapmayacak gibi duruyor. O para politikası duruşu sıkılaştıracak bir ifadesinde ben takip ediyor olacağım bakalım ne yönde ilerleyecek enflasyon ve ona göre karar eğilimi ne olacak diye de ekleyeyim son olarak. Evet. Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız Ben için. teşekkür ederim.